ondan sonra özellikle Amerika tarafından biraz daha uluslararası baskı geldiğini, uluslararası baskıya kapı açıldığını görebiliyoruz. Şu anda Benjamin Netanyahu bir ateşkesle ilgili herhangi bir mesaj vermese de Amir Kohavi, İsrail'in Genelkurmay Başkanı, İsrail medyasına konuşmuş ve İsrail medyasına konuştuktan sonra da bir 8 saat sonra bir ateşkesin olabileceğini öğrenmiş olduk. Şu demek oluyor, yarın akşam ya da cuma günü öğleden sonra bir ateşkes bekleyebiliriz. Ancak bu ateşkes devam ederken İsrail hala sivil alanlarda dahil olmak üzere Gazze'de bulunan bazı grupların noktalarına ateş ediyor, hava saldırıları yapmaya devam ediyor. Asıl önemli nokta aslında burada İsrail içerisindeki şehirlerde hem Batı Şeria tarafında hem Haifa tarafında hem de Kudüs tarafında birçok